Esselamu Aleyküm sevgili gençler, değerli Arapça sevdalıları. Yeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu bölümde Anadolu İmam Hatip Liseleri 12. Sınıf Mesleki Arapça dersi 3. ünite 4. dersi ele alıyoruz. Yani sayfa 78'de başlayıp 84. sayfaya kadar olan bölümü ele alıp inceleyeceğiz. E, dersimizin başlığı Hacetül Vedai ve Vefatun Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Veda Hacı ve Peygamberimizin vefatı birinci etkinliğimizle başlayalım. Birinci etkinlikte bazı kelimelerin etrafına daire çizmemiz bizden isteniyor. E, Eliflere Veftun yani heyet demek. B de murabi faizi demek. T'de, ekmelet, t de ekmelet tamamlamak ve T de tüfiye vefat etti anlamlarına geliyor. Buradan üçüncü etkinliğimize geldiğimizde boşluk doldurma etkinliğimiz de bu. Elif'te de amul Vufudi yani elçiler yılı demek. B'de ise Hutbetul Vada'i Veda Hutbesi anlamında. T'de yer alan Er mudahhara Mudahara Ravza-i Mutahara bu özel isim zaten. T'de yer alan Hucetu Tüs Seyyideti Ayşete Hz. E, Hazreti Ayşe Efendimizin, Validemizin hücresi, odası anlamında. Buradan dördüncü etkinliğimiz olan parçamıza gelelim. Önce parçamızı seslendirip anlamlandırmaya çalışalım. Ma raiyum yaşabu, en nesedakere ba'da ahdasis sireti ba'da en intehine min addam. Ma ne dersiniz, görüşünüz nedir, yaşabab, gençler? en netezekere hatırlamaya, bade ehdesi sirati, bazı siyer olaylarını, bade sonra en intehine bitirdikten sonra, minettam, yemeği bitirdikten sonra bazı siyer olaylarını hatırlamaya ne dersiniz diye sormuş. Nîmen râyu, ne güzel görüş. Nîmen ne güzel fikir. Me ecmelel hadîte, Ma e ne güzel. El hadise konuşmak, bahsetmek. Anne ne yil kerim. Sevgili peygamberimizden bahsetmek ne güzel. Ba'da fethi Mekke'de, Mekke'nin fethinden sonra dahala nasu insanlar girdiler. Fi dinillahi Allah'ın dinine efvacen bölük bölük, grup grup. Ve fi senetit tasiatil hicreti hicretin 9. yılında 9. yılı veya kâne amul vufudi kâne idi amul vufudi elçiler yılıydı. Yani Peygamberimiz bu yılda Hicret'in 9. yılında çeşitli yerlere elçiler göndermişti. Ve fili amit ertesi yıl Hacı Resulü Peygamberimiz Hazreti sallallahu aleyhi ve sellem ve mahu beraberinde vardı. Ketirun minel müminin birçok mümin. Ertesi yıl sevgili Peygamberimiz ve onunla birlikte pek çok mümin hac etmişti. Buradan 79. sayfamıza gelelim. 79. sayfamızda parçamız devam ediyor. Ve hunake orada vardı hadaba hutbetel vedai veda hutbesi. Orada peygamberimiz veda hutbesini verdi. Ve av daha açıkladı ennel müslüme şüphesiz ki müslüman la yekunu katilen katil olamayacağını Müslümanın katil olamayacağını açıkladı. ''Vele le murabiyen faizci olamayacağını ve <laughs> la kadınlara karşı zalim olamayacağını peygamberimiz bu hutbesinde açıkladı. Ve alene ilan etti, duyurdu. Fiha orada kavlallahi azze ve cel. Allahu Teala'nın şu sözünü duyurdu. El yevme ekmeltu lekum. El bugün ekmeltu kemal kemalerdirdim leküm veya mükemmelleştirdim leküm sizin için dineküm dininizi ve etmem tu tamamladım aleyküm nimeti üzerinize nimetimi tamamladım ve tu razı oldum beğendim seçtim leküm mül İslam'e dinen sizin için İslam'ı seçtim beğendim tercih ettim buyuruyor Yüce Allah Maide Suresi 3. ayetin sonunda. Ve tufiye vefat etti. En Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem fi tani aşara min rabi Evvel. Rabi'l Evvel ayının 12'sinde vefat etti ve düfüne defnedildi. Fi hucreti Seyyideti Ayşe'te Ayşe validemizin odasına defnedildi. Emame Ravdatul Mudahhara'de Mudahharati Ravza'yı Mudahhara'nın önündeki. Evet böylelikle parçamızı tamamlamış olduk. Buradan 5. etkinliği geçerek 6. etkinliğimize gelelim. 6. etkinlik bir doğru yanlış etkinliği. Bir anlamda Elif kânet hacetul vada'i fil amet temini lil hicreti. Veda Hacı Hicret'in 8. yılındaydı diyor. Bu tabii ki doğru değil ve Hacı C neredeydi Hicret'in 10. yılındaydı. B de Zadet Zade arttı, ziyade oldu. İntişarul İslami ba'de fetimette Mekke'nin fethinden sonra İslam'ın yayılması arttı diyor. Bu doğruydu. T'de ise kâne fi hutbetil vada'i İşareli gurbi vefati nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve daha hutbesi peygamberimizin vefatına işaretti etti. Demiş ki evet bu doğruydu. Buradan ne yapıyoruz? 80. sayfamıza doğru yolculuğumuzu sürdürelim. 80. sayfamızda ne var? İsimler türeyiş yönünden camit ve müştak olarak ikiye ayrılıyor. Camit isim türememiş isimlere camit deniyor. Yani o isim bizzat kendisi varsa başka bir isimden türememişse buna camit deniyor. Müştaksa bir başka isimden türemiş olan ismi ise camid isim deniliyor. Örneğin ismi fail ve ismi mef'uller bu türden isimlerken işte kalemun, kitabun, haydun, nebatun gibi isimlerden neymiş? Bunlardan türememiş, isimlenmiş kitap, cidar, nebat burada örneklerde verdiği gibi. Gelelim ismi faile. İsmi fail akılsız varlık bile olsa fiildeki elemi yapan kişiyi gösteren kelimedir diyor. Örnek Müslüman adaletli, yarlayan kıran. Şuradan gösterelim. Müslüman adilun cari ve kasir bu şekilde olmuş oluyor. İsmi mefhul ise akılsız bir varlık bile olsa fiildeki eylemin üzerinde gerçekleştiği kimseyi veya varlığı gösteren kelime olmuş oluyor. İsmi meful, ismi mefullerimize o örnek. Bunda tabi mekul, e, mahbub, mescun ve mazlum şeklinde olmuş oluyor. Buradan İsmi fail ve ismi meful örneklerimiz var. 3'ten üçten fazla harfli fiillerden den ismi fail örneğimiz akraca fiilimiz. Bunun ismi faili muhriç. İsmi ise muhraç olarak geliyor. Elbese mulbis ve mulbes şeklinde gelmiş oluyor. Yine alleme, muallim ve muallem şeklinde avvam me e, ve muazzem şeklinde geliyor. Üç harfli fiillerden ise katel katil faili, ismi faili maktul ismi mef'ulü. Katil öldüren, maktul öldürülen olmuş oluyor. Hafıla elbeledi hafız oldu, korudu demek ki, demekti. Buradan mesela hafız ezberleyen mahfuz ezberlenen olmuş oluyor. İsmi fail ve ismi mefulun e, nasıl yapıldıklarını bir sonraki sayfamızda açıklamış olacağız. E, burada 10. etkinlik üzerinde de bir miktar duralım. E, burada ne diyor? İkra oku diyor. -ayet El ayetel kerime aşağıdaki ayeti kerimeyi oku. Sonra çizgi çiz diyor. Tahte altına İsmül faili ve haddeyni tahta ismül mefhulü. İsmül mefhulün altına da iki çizgi çiziyor. Biz aynı zamanda kırmızıyla da gösterdik. Malik ve mustakim bunlar ismi faillerimiz. Ve eddalin yine aynı şekilde. Burada da el madub e, nedir? İsmi mefhulümüz oluyor. Yine alim ve müteal yine ne oluyor? İsmi fail şeklinde gelmiş oluyorlar. Burayı da bu şekilde tamamlayalım ve bir sonraki sayfamız olan 81. sayfamıza gelelim. 81. sayfamızda 12. etkinlik üzerinde duruyoruz. Yani bir boşluk doldurma etkinliği tarzında bir etkinliğimiz. Birinci cümlemizle El ba'yu geliyor. Yel besul kamisan asfar. Satıcı sarı bir gömlek giymiş demiş. El ilan mektubun bi haddin vadihin. İlan açık net bir hatla yazıyla yazılmış demiş. Yine üçüncü etkinliğimizde el mursilu gönderici gönderen Camiatü Marmara, Marmara Üniversitesi diyor. El mücelledü ciltler mevcudun ala rafi, rafın üzerindedir diyor. Yani ciltli kitaplar e, rafın üzerinde imiş. Buradan da yolumuza devam ederek 82. sayfamıza doğru geliyoruz. 82. sayfamıza Şöyle bir bakalım burada hangi üzerinde duruyoruz. Burada önce camit ismin tanımını vermek istiyoruz. Camit daha önce de yine geçti. Herhangi bir isimden ya da fiilden türememiş, doğrudan varlıklara ad olarak konulmuş olan isimlere camit isim diyoruz. Örnek mi? Bahrun, babun, Racun gibi örnekler verilebilir. Buradan müştak isimler herhangi bir fiil ya da isimden türemiş olan isimlere müştak isim deniyor. Örnek mi? Örnek talibun mesela öğrenci demektir. Bu istediği anlamına gelen talebe fiilinden türemiştir. Yine mektebun büro anlamındadır. Bu yine yazdı anlamına gelen ketebe fiilinden türemiştir. Meftuhun açık demektir. Bu da yine fete açtı anlamına gelen fiilen türemiş bir isim olmuş oluyor. Evet. Daha detaylara girebiliriz. Biz notlarımızı almıştık ama şöyle kısa cami isim türleri zamirler işaret isimleri soru isimleri ismi mevsuller şart isimler, isimleri fiil isimleri savtlar yani bazı sesler ve bazı e, madde ve mana isimleri bunlar türemiş isimler oluyor şey türememiş isimler oluyor e, bunlar ve yine fiilden ve isimden türemiş Bunların üzerinde çok durmayalım. Bu bölümde özellikle önem verdiğimiz camit ve müştak tanımları ve bir de ismi fail ve ismi mefulun yapılışları üzerinde durmak istiyoruz. İsmi fail nasıl yapılıyor? İsmi fail 3 harfli fiillerden Nasır'ın kalıbında veya failun kalıbında vezninde geliyor. Ne gibi? Nesara Nasırun. Nesara yardım etti. Nasırun yardım eden. Ketebe yazdı. Katibun yazan da olduğu gibi. Üç harften fazla fiillerde, dört, beş, altı harfli bütün fiillerde ise nasıl geliyor? İsmi fail şu şekilde. Ee, öncelikli olarak e, muzari fiilin yani şimdiki zaman kalıbının başında bulunan muzaret harfi yani ''y'' ye, atılıyor. Yerine dammeli yani öteli bir mim getiriliyor. Ve eğer sondan bir önceki harfin harekesi ''s'' değilse bu ''s''ye çevriliyor. ''s'' ise zaten e, bir sıkıntı olmuyor. Örneğimiz ''haddet''e bunun muzaresi ''yuhaddet''i oluyor yuhaddüsünde şu yeyi atıyoruz. Yerine öteli bir mim geliyoruz. Ne oluyor? Muhaddisun olmuş oluyor. Muhaddis. Hani hadisçi. Anlamında yine aynı şekilde cahade bunun muzaresi yücehidi oluyor. Buradaki yeyi atıyoruz. Yerine mim getiriyoruz. Öteli bir mim. Ve ne oluyor? Mücahit cahide cihad etti. Mücahit ne oluyor haliyle cihat eden oluyor. Bu mücahit zaten çok yaygın olarak biliniyor. Buradan ismi mefule gelelim. İsmi meful de yine üç harfi fiillerden mefaulun vezinde veya kalıbında geliyor. Nasara mensurun da olduğu gibi. Nasara yardım etti. Mensurun yardım edilen. Ketebe yazdı. Mektubun yazılan da olduğu gibi. 3 harften fazla fiillerde, harften fazla harfli fiillerde yani 4, 5 ve altı harfli fiillerde ise olay yine ismi faildeki gibi benzer şekilde gerçekleşiyor. Muzari kısmının, fiilin muzari şeklinin başında bulunan muzara harfi yani ye atılıyor. Yerine ötreli bim yine getiriliyor ve sondan bir önceki harfin harekesi üstün değilse üstün yapılıyor. Örneğin haddese yuhaddisu muhaddes. Burada mesela şeyde ismi failde esseydi, ismi mefulde öte oluyor. Cahede yücaidu mücahed. Mücahitti. Burada ismi mefulde ne oluyor? Mücahed olmuş oluyor. Buradaki olayımız da bu. Yalnız karıştırmayalım. 3 harfi fiillerde bir kalıbı var. O kalıba uygun bir şekilde geliyor. İşte ismi fail failun kalıbında geliyor. Üç harfi fiillerde ismi mefulda mefulun kalıbında geliyor. Üç harften fazla olan fiillerde ise ne yapıyor? Bir kurala göre geliyor. Önce muzari kısmı alınıyor fiilin ve baştaki muzaharat harfi olan Y atılıyor. Başına öteli bir mim getiriliyor. İsmi failde sondan bir önceki harf S'e yapılırken ismi mefulde sondan bir önceki harf üstün yapılıyor. Bütün olay bu şekilde. Burada bir videonun daha ne yaptık? Haliyle sonuna geldik. Allah emanet olun diyoruz. Ve lütfen abone olun abone bulun. Abone de aynı zamanda kalın diyoruz.